herkese selam. Her çocuk bir kere de olsun parka gidip eğlenceli vakitler geçirmiştir. Fakat öyle parklar var ki resmen lanetlenmişler. Bu videoda girilmesi yasaklanmış en korkunç çocuk parklarını göstereceğiz. Gerçekten hiçbirine gitmek istemezsiniz. Fakat bundan önce yasaklanmış serimizi seviyorsanız ve devamı gelsin diyorsanız bu videoya 30 bin like atalım. Çünkü daha yasaklanmış çok ürkütücü şeyler var. Abone olup videomuzu da beğendiyseniz eğer, gizemler için kimler hazır? Zıplatan kaydırak. Parkta kaydıraktan kayarken bir kez olsun kaymak yerine çıkmaya çalışan olmuştur. İşte bir çocuk da parkta bunu deniyor. Normalde bile tehlikeli olan bu hareket, bu derece güvenliksiz bir kaydırakta yapılınca da daha da korkunç oluyor. Ama bu parkın yasaklanma sebebi sadece bu değil. Çünkü bu kaydırak bir zıpsıpa benziyor. Üzerine kaymak isteyenleri sert bir şekilde zıplasıyor. Çoğu çocuk bu kaydırak yüzünden ağır hasarlar aldığı için buraya giriş yasaklanmış. Gerçekten dehşet verici. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Jiletli Park. Yılların efsanesi. Bir zamanlar su kaydıraklarına birilerin gizlice jilet koyduğunu ve bu jiletler yüzünden binlerce çocuğun yaralandığı ile ilgili bir söylenti vardı. Hatta herkes o kadar korkmuştu ki kaydıraklardan kaymaz oldular. Bu nedenle çoğu su kaydırağı yasaklanmıştı. Fakat bunlar sadece bir söylenti arkadaşlar. Kaydıraklara hiçbir zaman jilet koyulmadı. Fakat daha beteri var. Hazırsanız haberi veriyorum. Evet, bir çocuk parkında biri parktaki demirlere jilet yerleştirmişti. Ve orada oynayan çoğu çocuk bunun yüzünden elini ve birçok yerini kesti. Kimin bu jiletleri koyduğu halen bulunamadı. Fakat gerçekten vahşetlik. Özellikle de bir çocuğa yapılması gerçekten acı verici. Demir Park. Parkta oynamak eğlencelidir. Fakat her zaman değil. Neden mi? Şanlıurfalılar bilir. Şanlıurfa'daki bu park tamamen demirden yapılmış. Bunda ne var diyebilirsiniz. Fakat o park yaz aylarında aşırı sıcakladığı için oraya giden çocuklar yanıyorlar. Ve yanık izleri oluşuyor. Hangi zihniyet yani, nasıl olacaktı? Yani yanıyorlar, vallahi billahi yanıyorlar ya. Yani yapılır mı yani, demirden sazan yapmışlar ya. Gerçekten yani küçük çocuklar ağlayarak çıkıyor ya. Yani gerçekten bakın ısınıyor, yapılmaz yani. Gerçekten çok kötü bir durum. Hangi akılla demirden park yapılır ki? Ve trajikomik. İşte bu şikayetlerden dolayı bu parkın da kapatılması düşünülüyor. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlara yazın bakalım. Hayalet Park. Terk edilmiş bir parka ne dersiniz? Gerçekten korkunç olurdu. Özellikle de gece gitmek ve orada başka boyuttan kişilerin varlığını hissetmek tüyleri ürpertici. Tam da bu olayı yaşayan bir baba ve çocukları. Çocuklarını parka getiren bir baba, parkta bir gariplik seziyor ve videoya çekiyor. Evet, bu park hayaletler tarafından ele geçirilmiş gibi. Salıncaklar kendi kendine sallanıyor. Sallanmayı bırak, coşuyorlar. Adamın dediğine göre dışarıda tek bir esinti bile yokmuş. Bu nedenle rüzgar sallamıyormuş. Dikkat ederseniz eğer, rüzgar sallasaydı diğer salıncaklarda da kıpırdama olurdu.
Fakat sadece birinde olması insanı gerçekten ürpertiyor. Sizce bu salıncak neden öyle oluyor? Hatta Hayalet Park ismi takıldığı da söyleniyor. Hayalet Salıncak. Bir şey fark ettiniz mi? Ortadaki salıncakta kimse olmamasına rağmen sallanıyor. Ve bunu her zaman yapıyor. Hava güneşliyken ve hiç rüzgar yokken bile. Kendi kendine sallanıyor. Herkes bunun önce lanetlendiğini ve çocuk bir hayaletin bunu salladığını düşündü. Olaylar büyüyünce herkes korktu ve polisi aradılar. Daha sonra olay yerine paranormal uzmanları bile geldi. Fakat o salıncağın gizemini halen kimse çözemedi. Peki sizce o salıncak neden kendi kendine sallanıyordu? Teorilerinizi yorumlara bekliyorum. Uzun kaydırak. Uzun kaydıraklar her çocuğun hayali olmuştur. Çünkü gerçekten keyifli görünüyorlar. Fakat çoğu zaman da tehlikeli. İspanya'nın bir şehrinde 120 santimetrelik uzun bir kaydırak yapıldı. Çoğu çocuk oradan kaymaya zevkli buluyordu. Yetişkinler bile. Fakat işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Çünkü kaydırak aşırı dikti ve insanlar beklenenden daha hızlı kayıyordu. Ve tabi sonra betona yapışıyordular. Ve 35 binden fazla kişi kaydırak yüzünden ciddi şekilde yaralandı. Bu yüzden bu kaydırak halka artık kapalı. Bence eğlence için de olsa böyle tehlikeli şeylere girişilmemeli. Ya sizce? Maymun Kafalı Park. Bu park pek de normal sayılmaz. Maymun kafalarının sebepsizce konulduğu bu salıncaklar gerçekten korkuşturuyor. Çocukları eğlendirmek için mi yoksa korkup kaçırmak için mi bilinmez. Fakat kafası kesilmiş bu maymunların aşırı ürkütücü durduğu kesin. Sizce videodaki en korkunç park hangisiydi? Haydi yorumlara yaz. Bu tür yasaklanmış videoları seviyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. 30 bin like gelirse devamı gelecek. Tüm bunları yaptıysanız gelelim heyecanlı kısma. Öncelikle çekilişe katılan herkesi tebrik ederim. İlerleyen zamanlarda daha büyük bir çekiliş yapacağız. Bu yüzden takipçi olun. Şimdi ise kazananı açıklıyorum. Evet. Telefonu kazanan Mahmut Özaslan takipçimi tebrik ederim. Kendisine ulaştık ve bir hafta içinde telefonunu hediye ettik. Güle güle kullan Mahmut. Ben Mahmut, çok sevgili ve çok şaşkınım. Bu telefonun bana çıkacağını hiç düşünmüyordum. Abla, bu telefon için sana sonsuz teşekkürlerimi söylüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer çekilişlerimize de mutlaka katıl. İkinci ve üçüncü olan Hüseyin ve Hale arkadaşlarımızı da tebrik ederim. Toplam 200 TL'lik play kodunu bize ulaştıklarında vereceğiz. Bize ulaşmazlarsa eğer ödül yedek seçilen arkadaşlarımıza gidecek. Haftaya daha büyük bir çekilişle karşınızda olacağız. Önceden haberdar olmak için Discord sunucumuza mutlaka katılın. Orada olanların kazanma seviyesi daha yüksek. Kazanamayanlar bu nedenle hiç üzülmesinler. Kazanan arkadaşlarımızı tekrardan tebrik ederim. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi sakın unutmayın. Tüm bunları yaptıysanız başka bir videoya kadar hoşça kalın, bilgili kalın. (Gülüyor)